Mal olun Ayvey, selam. Yok arkadaşlar, iyi olanı alıyorum. Zaten yeterince zorlayıcı bir oyun. Bir de ekstra kendimize challenge oluşturmayalım. Sevmeyerek alıyorum. Voltaik. Voltaik idare eder. Voltaik arkadaşlar özellikle bu yeni gelen 2 mana 2'ye 3 kart var ya, rush'lara 2 atak veren. Onunla inanılmaz güçlendi aslında. Yani oyun bitirici bir kart olabilir. Düşünsenize 1 mana 2 tane 3'e 1 rush iniyorsunuz. 1 mana artı 1 overload'la. Ve kart common, yani rahatlıkla aranda bulunabilecek bir kart. Ve Voltaik Burst kendi kendine de çok kötü bir kart değil yani. İdare eder. 6 falan der herhalde. Bunun çok patladığı durumlar oluyor da. Ben garanti kart alayım abi. Daha iyi. Of 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 of. Frost çok biraz dandik tabi. Golakka'nın bir iyiliği var arkadaşlar, onu hatırlatıyorum tekrar. Hani Pirate çok bulamayabilirsiniz ama 4 mana 4'e 5 taunt ol ya. Bu onu yiyor. Bayağı oyun bitirici bir hareket. Adam iniyor 4 mana 4'e 5 taunt. Diyorsun ki ölsün 2 mana 3'e 4. Çok güçlü. Ama yani sırf onun gül yüzünün hatırına da olur mu bilmiyorum. Rager. Alayım, deneyelim bakalım. Bu aşmış. Hem Spell Burst çalıştırıyor hem çok güçlü kartlar discard ediliyor. Bu bayağı iyi değil mi? Şimdi arkadaşlar Kalimos gözü güzel gözüküyor ama bir kere summon demiyor. Yani mesela Voltaic Burst'ün elementları sayılmıyor. Elemental oynamanız lazım elinizden. Yani olabilir veya olmayabilir. Fena bir kart. Bu çok aşmış. 7 manayı Mind Control bayağı güçlü arkadaşlar. Ha. Bu arada bir problem. Circus Amalgamas'tayken bunu oynayamıyorsunuz. Biliyorsunuz şeydeki Hearthstone'daki Battlecry'lar opsiyonel değil. Yapmanız, yapabilirsin demiyor. Yapacaksın diyor. Pirate'ı ye ve artı bir artı bir al diyor. Ve bu bir pirate olduğu için bunu yiyip artı bir artı bir alıyor. Yani oynamamanız gerekiyor. Öyle bir sıkıntı var ve bu kart çok çok iyi. Buna alalım biz. Bunu arkadaşlar tabi biliyorsunuz şeyde alabiliriz. Şaman'da bu fena değil çünkü Hero Power'dan dolayı çalışabiliyor. Biliyorsunuz bu arada artık Şaman Spell Damage totemine veda ediyor. Nisan ayında bu yeni veya Mart ayının sonunda artık bu yeni expansion geldiği zaman, daha tarih belli değil bilmiyorum onun için. Yeni expansion geldiğinde Şaman'a turn sonu rastgele bir yaratığa artı bir atak veren totem gelecek. Ve Spell Damage totem veda edecek. Çok iyi. Ve çok iyi. Overload. Serpent Shine Portal var bir tek şimdilik. Çok çok iyi. Bu kartın da arkadaşlar işte şeyle efsane kombosu var. O Elemental var ya, ondan discover edince 2 mana Flame Strike oluyor Overload'sanız. Adam bana yaptı hatırlıyorsunuz. Çekti. Elle 0 kart çekti. Bu 5 mana 4 4 spell damage'lı discover ettiğini buldu. Attı 4 damage. 2 mana Flame Strike yedim. Bir de 4 4 indi adam. Bu da çok iyi, bu da çok iyi. Landslide. Alayım. Şimdi arkadaşlar bu destede olur. Sorcery Substitute var. Landslide var. Frost Shock var. Serpent Shrine. Bu destede bu olur. Bu kötü oldu işte. Al. Bu ne abi ya? Stormstrike daha iyi herhalde. Gerçi çok spell var destede. Bu Torrent'ta bufflanınca bayağı çıldırdı arkadaşlar. Değil mi? Torrent bufflanınca bayağı çılgın bir kart oldu. 5'ken zaten bayağı iyi bir karttı da 4 olunca Stormstrike 1-2 yapabiliyor. Emin değilim. Alayım mı? Spell damage var yine ama biraz kaşımak olur herhalde. Belki biraz çekeriz. Bu 4 vuracak artık. Alayım. Kesin bana zarar verecek ama neyse. Şimdi 3 mana ve 4 mana kart eksiklerim var. Değil mi? Ponçu vurmaz mı acaba? Bu bayağı iyiydi ya. Alalım hadi. O Inconspicuous Rider geldi.
Alalım. Alalım. Miau. Alalım. Biraz kör adam oldu. Bunun overload'u 1'e inecek bu arada. Yani arkadaşlar bunları size söylüyorum şeyler. Bunlar klasikte yaşayacağımız değişiklikler. Korsette daha doğrusu. Artık yeni adıyla. Alabiliriz ama tabii bayağı sert. Şimdi arkadaşlar tabii kartın bufflanacağını bilince insan daha bir ekstra şey oluyor. Uyuz oluyor. Alalım. Bolt. Çok fazla ucuz kart oluyor ya. Pilim bitecek abi. Elimde kart kalmayacak. Ama bu da bize yaramaz arkadaşlar. Neden? Şimdi bir kere deste agresif demem ama yani öyle çok ileri oyunu tercih eden bir deste değiliz biz. Yani bir şekilde Tidal Wave'le kirledim sonra inanılmaz değerimle ezeceğim falan. Dünkü Priestess gibi değil ki bu. Çok ucuz oldu be abi. Olabilir sanki. Ama çok ucuz oldu ya. Bir daha arkadaşlar geldikçe ya 2'ye ya 6'ya geldi. Yani ortası çok boş kaldı. Bilmiyorum. Çok iyi. Turn 2, turn 3, turn 4 filan. Okey. Armor Bender kötü ama. Golden Core cards are unlocked based on the progression achievements for winning with that class. Anladım. Güzel. Güzel. Bilgi aldık. Tamam. YouTube'a video koyarsam bunu da söylerim bir ara. Adamcağızı bekletmeyelim. Arkadaşlar diyor ki bir klasın core kartlarının golden versiyonlarını açmak için o klasla eğer 50 galibiyetiniz varsa common'larını açıyor. 100 galibiyetiniz varsa rare'lerini açıyor. 250 galibiyetiniz varsa golden epiklerini açıyorsunuz. Ve 500 galibiyetiniz varsa legendlerini açıyorsunuz. Hikaye bu. Biraz kötü oldu. Onu böyle boşa inmek biraz da dandik ama. Diablo 2 bekliyoruz. Milli Piyango'nun kendisi sanal değil, normal kumar da oynatıyor. Milli Piyango'nun kendisine... Arkadaşlar insanlar bunu pek sevmez bu konuyu ama yani Milli Piyango'nun kendisi kumar. Az parayla giriyorsun, emek vermeden çok para kazanmaya çalışıyorsun. Ne o? Pardon ben anlamadım. Şey mi o? Hayır kurumu işi mi? Kumar o. Ve çok kötü bir kumar ayrıca. Bildiğin kumar. Tam tanımına mükemmel bir şekilde uyuyor. Tabi hem kumar hem salaklık. Evet sen biraz kabaca söyledin. Ben biraz daha nazik söylemeye çalıştım ama evet, evet salaklık. Mazlumu söylüyor arkadaşlar doğru. Biraz sert bir dil de olsa ne yazık ki. Doğru. Milli piyango oynamak. Yani bir tek o bile kötü de. Yılbaşı biraz okey. Diğerlerinin hepsi büyük salaklık. Neden olduğunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir oyunlarda kumarlarda, kumar oyunlarında beklenen değer diye bir şey vardı. Yani siz gidip 100 liralık oynadığınız zaman paranızın kaç lira olmasını bekliyorsunuz. Okey. Anlatabildim değil mi? Yani 100 liralık milli piyango bileti alsam beklentim onun kaç para olacağı. İşte efendim inelim mi? İneceğim bedava ölüyor ama. O da bayağı boktan ha. İyi miyim abi? Elements. İyi miyim abi? Ölecek bedava ölecek. Yazık yani. İşte mesela atıyorum 100 liralık blackjack oynarsam kaç param olur? 100 liralık rulet oynarsam, 100 liralık bakar oynarsam, 100 liralık sayısal loto oynarsam ne olur filan gibi. Adam bir dakika sürekli Secret Discovery'de lan. Ne değişik. Peki. Şimdi burada bir Freezing Trap çıkacak ne yazık ki sanıyorum. Rust Thrill Raider'ı da bayağı bize bir yedirir o.
Snipe. Well played, chief. Bir kaldı. Ah! Yani arkadaşlar o kadar etkileyici ki hareketler bak. Bir de savunuyor herif yani. Şey yetmiyor yani. Sadece bunu inip yaratığımı öldürüp sağ kalmıyor. Bir de onu tontla savunuyor. Ben de 6 manaya 5 vuruyorum oraya. Okey. Yok ben şöyle yapayım abi. Ama onun da canımı sıkma ihtimali var. Neyse yapalım hadi. Şimdi arkadaşlar normal kumar oyunlarında bunlar 92 falan olur. 90, 92, 88. Yani 100 liralık oynadığınız zaman paranız 92 liraya iner, 90 liraya iner falan. Yani bu ne demek arkadaşlar? Biraz şanslıysanız para kazanabilirsiniz. Abi tamam ya artık. Yani geçen tur Elemental oynayıp onu bilmem ne yapıp, bu turn onu oynayıp onu bilmem ne, şunu onu öyle yapıp falan. Bir dur ya. Baba bir sakin ol ya. Şampiyon alo. Elements ya. Elemanlar. Yanlış oynadım. Allah benim cezamı vermesin. Unuttum bunu. Çok fena oldu. Ölecekti bu. Şu hero power olmayacaktı. Masada bu olacaktı. Ve ilk kere bunu vurup öldürmüş olacaktı. Hikaye çok böyle bölünüyor. Sonunu getireyim. Milli Piyango'da arkadaşlar bu %65 falan. Bir dakika. Var mı gerek? Kısma. Ne acı çektik be. Yani siz Milli Piyango oynadığınız zaman arkadaşlar kaybınız %35 oluyor. Halbuki normal bir kazinoda ki kumar oyunlarında %8, %10 o civar bir şeyler. Yani paranızı sokağa atmış oluyorsunuz. Çünkü bakın mesela Milli Piyango'da eğer şanslıysanız hala para kaybı var. Abi inanamıyorum ya. Abi bir tane playable çıkartmıyor adam. Da yani Silas'la verim alamıyorum. Çünkü adam çöpten başka bir şey oynamıyor. Beğenecek tabii ki. Çok küçük düşürücü işler ya. Çok çok küçük düşürücü işler bunlar yani. Abi şu karta bak. Aa ya mesela şurada bir tane iyi kart insan yendim ya. Tek bir tane iyi kart inmedi. Çöpten başka hiçbir şey inmedi adam. Evet kafama daha az vur. Aferin. Ha, value trade. Aferin. Tam bir hunter'sın. Bir düşünelim. Koy abi topunu. Normal oyunlarda %8, %10 iken Milli Piyango'da %35. Yani arkadaşlar siz dediğim gibi şanslı olsanız bile para kaybediyorsunuz Milli Piyango'da. Çok 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 şanslı insanlar para kazanabilir. Okay. Overloaded'ım. Bu iki vuruyor yani. Şimdi bir Hero Power bassak olmuyor. Adama Pamflinger kakalamak en doğrusu mu yoksa 2-2'yi mi kakalamak? Herhalde Pamflinger kakalamak daha doğru olur.
Ne diyeceğim? Böyle dön diyeceğim. O bana gelecek adama birebiri vereceğiz. Vurup spell damage'a 4 de vurdurtabilirim. Gerek yok herhalde. Death Ray. Abi yanlış yapacağım diye aklım çıkıyor var ya burada. Şimdi arkadaşlar şu önemli. Ne yapacağız? Bunu bir daha iyi mi? Yerim ya. Elements. Evet, yani ilk oyundan arkadaşlar desteğin ne kadar kötü olduğu ve ne kadar çok acı çekeceğimiz anlaşıldı herhalde. Siper mi çektin yanına canım? Yok artı bir artı bir verdim. Peki. 5'e 10'sun. Storm Strike. Buraya vurmak zorundayım galiba ben. Taunt Totem lazım herhalde. Efsane oldu. Onu öldüremiyorum. Yapacak bir şey yok. Okey. 7, 11, 13 işte arkadaşlar. Burada lethal olsa bence çok iyiydik biz. Bu turn öldürebiliyor olsaydık o çok güzeldi ama yetmiyor. Bir turn daha atlatmak zorundayız. Adam lethal kaçırdı. Yani oyunda çekebileceği en iyi kart çekti. Ve evet. İşte arkadaşlar. Yani hani sonra başarı hoca söyleniyor falan. Ya. Adam temel aritmetik yap 5 ile 2'yi toplayıp 7 bulamıyor adam yani. Ve ben kaybediyorum bu adamı. Bu iyi. Yani geri zekalının önde gideni yani adam. Aptalın önde gideni herif mesela. Problem değil ki abi kaybederim ben yani. Ne olacak tabi. Tabii ki. Öldüm. Çok şanslıyım peki. İlkay SF teşekkür ederim İlkay. Sağ ol. Ne kadar kötüsün be baba. Bu yenebiliyor muyuz şu an biz? Arkadaşlar çünkü kamyonla kart çekiyorum yani. Böyle bir durum söz konusu. Gelecek tur ödemek istiyorum. 6, 9 kalıyor. Abi kill command falan tapta gidip öldürmesen. Öldürüyorum çünkü artık. Hazırladım ben arkadaşlar kendimi yenilgiye. Çok delirmemeye çalışacağım yenilince. Yeniyor muyum ben şimdi bunu? Bu şimdi 4 mü vuracak? Eğer ben buradan spell damage'ımı yine alsam. Bir düzgün hesaplayalım arkadaşlar. 10 atağım var. 13 var. 15 var. Adamın önünde 16 var. Yeterli değil mi şu an? 4 artı 3 bunu öldürüyor. Veya işte neyse. 3 artı 2 bunu artı 2 bunu öldürüyor. 4, 5 kafayı yeterli değil. 8 ediyor. Yetmiyor yani. Manam yetmediği için olmuyor galiba. Değil mi? İniyor muyuz? Herhalde iniyoruz. Bu 4 demiş mi şimdi? 4 demiş. Arkadaşlar bak. Yani harekete bak. Bir mana yüzünden öldüremedim. Bir damage ölüyorum.
Kazanıyorum şimdilik. Artık büyük ihtimal kazanırım çünkü manası da kalmadı. Hero Power'a mana verilmesi lazım ya. Ya da 3 damage vuran bir yaratık. Manası olsa yenmişti. Deste çok acı içinde ya. Şu Silas'la hayrol edip oyun kazanabiliriz tabi. Mesela kaç adam ne bileyim Spike Rigid Steel falan takacak paladın. Ver bakayım onu deyince oyun bitebilir. The Legions I Command dedi. You face not Malkezer alone but Legions I Command. Selam canım sana da. Yok, World Open'da başka bir şey gelmiyor. Ensufa, sakin ol şampiyon. Okey. Buff. Peki. Okey. Landslide yalnız spell damage'ı bir araya geldiği zaman alar. Alar. Alar götürür adamı. Evet, boş masa sayesiz. Yani aşikar bir şey değil mi zaten? Bir spell damage olsa tadından yenmezdi ama. Ah. Spell damage. You face not Malkazar alone but legions I command. Alarko kombi, nice. Hadi Golaka Crawler. Hadi. Lan bir kere be. Şu an ben bir kere göreyim. Çok mutlu olacaktım. Çok. Şimdi. Şuna Lightning Bolt üzerine Landslide. Not bad. Zobijiko. Sanki Bırtarim'dir herhalde. Daha iyi kart zor baya. What now? Alakası yok Rattle Gore'un konuyla. Çok yavaş Rattle Gore. Oh no. Oh no. Fünf. Ya vuralım. Sonuçta arkadaşlar 3 yiyerek vurmuş oldum. 4 yemedim ya. Bir değer farkı var orada. Ve bu sıkabilir şimdi. Taunt'la korunuyor falan falan. Ya arkadaşlar bu sorusu olan insanların özgeçmişlerini bırakmadan öz bir şekilde sorularını bırakması daha iyi oluyor. Yani şimdi ben chat'e bir bakıyorum. Orada Manas Destanı okuyunca olmuyor yani. Selam Valterina. Silence Korat bozmaz hayır. Kart başka bir karta dönüşüyor ya.
Evet, Silas'ı boş masaya açınca bu arada adama vereceğin bariz zaten. Yani çünkü bir yön seçmek zorundasın. Seçiyorsun ve veriyorsun yani. Oh baby, dur bakalım. Burada güzel hareketler var. Şimdik, şimdik, şimdik. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bunu yapmak istiyorum ama arkadaşlar bir yandan da korkuyorum tabii. Herif büyük ihtimal. Yani ama şey yapabilir şimdi. Feral Spirit'le onu koruyarak filan falan filan. Feral Spirit'le onu koruyarak dolayısıyla ya da garantili oynayacağız. Allan diyeceğiz. Allan diyeceğiz ve ağzının üstünü yapıştıracağız. Ya şimdi mesela arkadaşlar bir rush'lı yaratığı varsa yapamaz Alara. Bu ne yapar da? Tekrar sana dönmek söz konusu değil, değil mi öyle? Öyle deme Whitebear'ın. Niye dönemesin? Bak rush'lı bir şey varmış, gördünüz bildim. Yani ben bu 0-3'ü getirseydim öldürecekti bir şekilde. Ama böyle savunsam oluyormuş da. Bu da ayrı konu. All dimensions, all realities are open to me. Yanlış oynadım. Doğrusu şuydu. Bu ikisini ortaya koyup totemi en dışına bırakacaktım ki Silas'la adama totem sokabilecek. Evet, hatalı oldu. Tabii ki de hata yapmadan da olur mu hiç? Rune Dagger göstersem mi? Emin değilim. Yani ama öyle deme işte. Kesin bir kural yok. Döndü şu an işte. Manager Reward'un döndü şu an standart, Wild'dan hey gidi Prince Malkezar. Hey anasını satayım. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lethal var mesela, öldü adam. Oğlum desteğiyle mimler yaşanıyor. Al abi. Böyle döndüreceğiz değil mi? Sağ. Al abi. Ne vereyim abime? Şöyle bir... Aa! Ah! Aptal kafam ya. Yanlış oynadığım için öldüremedim. Olsun. Bence yine de yeterince miyim diye. Ya öf be salaklığa bak. Demin de o bak. Hemen cezalandırıldık. Olsun. Güzel bir şey. Cezalandırılmamız iyi oldu. Bak görüyor musun arkadaşlar? Hani şunu demek istiyorum. O minik şeyler mesela ne yapar? İşte o minik şeyler bunu yapar. Ben yine yok ettim tabii herifi de. Çekil abi şuradan. Wow. Baya fena ya. Hele ki arkadaşlar şaman gibi, paladin gibi masayı boktan yaratıklarla doldurma kapasitesi daha yüksek olan bir klasa çok daha güçlü. Yani çünkü adama iyice bir de çöp veriyorsunuz. Benim gibi oturup 2'ye 3 tont değil 0 XP de mi verecektim ben adam mesela. Keyifleri iyi ya, sağ ol. Evet adama Silas'ı da verebilirdik, doğru. Doğru. Şu küçük olanı vereceğim ya ben. Arenacı işte mantığı değer. Doğru. Adama sadece verebildik ve öldürebildik hemen. Okey. Frost çok dandik ama şu an işe yarayacak. Bu arada güzel random elemanlık geldi ha. Şimdi bu turn Hero Power Golakka mı? Hero Power Frost çok mu? Ne yapacağız acaba? Golakka'ya inmek lazım herhalde. Ha bu daha iyi. O konuyla ilgili video var YouTube'da bakıversen Yus.
Peki. Suratı mı? Interesant. Enteresan. Bu iğrenç çocuk ağlıyor şu an. Yani adam arkadaşlar ekstra hareket edebileceği bir 4 yaşam vermiş olduk. Armor Smith tamamıyla bana zarar oldu. Oyunun başından beri bu şu an 25 olacaktı mesela. Feels good man. Ay, pirate mıydı o? Pirate mıydı o? Demek o pirate'tı. Kusura bakma abi. Pirate'mış. Seni kandırmışlar. It's meme time. Abi lütfen temizleme şu masayı. Geliyor. Geliyor. Geliyor bir şey. Demiştim size oyun bitirecek hareket diye. 2 damage atacak bana. Bebek gibi ağlıyor. Tabii. Tabii. Tabii ki. Yaşam verdiğim için kaybedeceğim belki de oyunu. Değil mi? Ama ne güzel hareket ha. 2 prime ult size 3 manaya bu, 2 manaya landslide. Neyse ki overload yoktu. Overload olsa bitmişti oyun. Flamestar katacaktı da 2 manaya. Evet, şimdi burada arkadaşlar destemizin meme yine çalışıyor. Yani adam burada büyük taunt inmeye çalışsa olmayacak. Okey. Büyük taunt lütfen. Taunt. Peki. Rush'lı birkaç yaratık can. Yapma abi. Okey. Yedi mi vurabiliyorum ben surata? Bir şuna bakalım. Şimdi bir overload daha olursam ya Ancestral Spirit çok şart mı onu düşünüyorum. Ben arkadaşlar burada normalde bana yakışmayacak olan hareketi yapayım. 7 face. 7 face tabii ki. Düşünmeye gerek bile yok değil mi? Aslında biraz yanlış oldu. Yok fark etmez. Bayağı rezalet bir 3 manlık yaratı aldık. Hem de 4 damage var zaten Dunk Tank Lethal değil mi? Ya arkadaşlar şunun için yaptım. Şu bozulmasın diye yaptım. Evet. Tidal Wave. Tidal Wave. Başar Josh Time. Tidal Wave. Ha, problem değil ki. Aptal olmak bir problem değil bu oyunda. Okay. Koy abi 7 üstür. Koy inersin Tidal Wave'ini. 5 litre Steward of Scrolls'lu Landslide'ını da atarsın. Abi bir tane iyi yaratık. Teşekkür ederim. Şimdi seninle güzel bir değiş tokuş yapacağız bak. Senle tamamıyla adil ve dengeli bir değiş tokuş yapacağız. Evet. Evet. Güzel. Bir arkadaşlar 7. tur Tidal Wave atan adamı bu hareketi yapmam lazım. Gel abi seninle dengeli bir değiş tokuş yapacağız şimdi. Sağa doğru döneceğiz değil mi? Bire bir adam vereceğim o bana gelecek. Tamam peki. Al bakalım. Evet, 7. tur Tidal Wave oynarsın sen. Aa! I dare you!
Ne oldu öyle? 8'e 8 ton mu vardı orada? Bunu tutsak mı? Sıfır IQ, Backseat Gaming. Adam koca tontu veriyor üzerine lan. Onun desteğe bak, akıyor. Çok enteresan. Bir defa 4 like veriyoruz lan. Cömertiz yani. Karabatak. Evet, Rogue doğru. Arem da Rogue. Arena Rogue seviyorum, evet. Güzel klas. Cimrilik. Severim ben cimrilik. Değer daha önemli. Aa, bu Hunter'ı nasıl yendik? Ondan sonra bahtımız açıldı ya. Craftlama hayır. Arkadaşlar yani yıl değişirken bari şu craftlayayım mı sormayayım ya. Şey yapın bak. Expansion gelmesine bir gün kala yeni deste yapın, tamam? O daha en doğrusu o. Bir gün kala 20.000 dust getirin mesela, bir deste yap ki daha iyi olsun durum. 3-2-2. Hunter 100.000'lerce misplay yaparak kaybetmeyi başardı. Biraz da biz şanslıydık. 2-3-2 oynamadan olur mu hiç dedi adam. Peki. Bir düşünelim. Spell Domage Minion Discover edelim. Deste bayağı spell var değil mi? Al abi. Deste bayağı spell var sanki değil mi? Şu an Frost Shock var, Lightning Bolt var, Voltaic Burst var, Landslide var, Portal var. Vay 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 vay. Feral Spirit var. Var oğlu var. Gozel. 5-8 Rush. Ha, bu sefer çalıştı. Vay anasını. Azimli sıçan taşı deldi. Peki. O Storm Strike 4 vuruyordum. Şu an çok üzücü bir durum var ya. One off. Yalnız nasıl hareket etti be? Nasıl yedi be? Nam 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 diye yedi amalgamı. 2 manaya 3'e 4, 4'e 5 taunt öldür. Mantıklı tabi. Tamamıyla denge. Denge dahilinde bir kart. Hero Power basıp bunu deneyebilirim. Çok iyi değil tabi. Elementalin. İnelim mi? Biraz boktan ama inelim hadi. Vay be, Golakka'yla yedim amalgamı be. Of. Ya. Ne güzel. Hem Silence. Ellerini dert görmesin abi. Kolay gelsin. Allah manda şifası versin. Kafalar rahat belli ki. Elements. Ya ne şans be. Peki dilema yapalım mı? Yani arkadaşlar hiç damage vurmadan veriyoruz ya. O tabii sonuçta bir değer yani. Hani şu oyunun başından beri duruyor, bir işe yarasın. Vay anasını, hiç korkmadan, hiç acımadan. Vur abi, acıma. O 2'ye 1'in haddini bildir. Vay vay vay. Racketeer olmaz. Bunu yapalım.
Arkadaşlar niye yapıyorum? Böyle Cult Master'ın önünü açmışıyorum. Zaten bu arada bu combo geliyor. Bu combo biliyorsun oyun bitirici. Combo bayağı oyun bitirici. Lütfen abi Soul Savage's Malice'i oynama. Adamın içinde 5 tane var. Bir Soul Shear attı. Bir Marrow Slice oynadı. Vallahi yaptı herif. Vallahi yaptı nasıl satayım. Öldürdü. Vay babam be. Vay babam be. Vay babam be. Okey abi tebrik ederim. Evet. Yani arkadaşlar artık biz şey yapacağız. Adam bayağı bir mimlerle doldurdu masayı. Bir de spirit şeyle vermişti. İnanılmaz lan. Adam desteği 8 soul fragment koydu ha. Soul değil mi hunter yapmış adam? Vay 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 4-3 öldüreceksin herhalde korkudan. Ama life biraz azaldı. Şey lethal mı? Bloodlust? Tabii ki değil. Bir turn sabredebilmemiz lazım şimdi arkadaşlar. Woundmaker. Şimdi Rocketeer Face desem 8 Singo diyorum adama değil mi? 8 Singo diyorum. Adam Rocketeer'ı 4'e 2 ile öldürüyor. 2'ye 3 ile 2'ye 2 öldürüyor. 3'e 4 ile diğer 2'yi öldürüyor. Bayağı bir iflahımızı kesiyor. Acaba diyorum Hero Power artı Earth Shock mu yapsam ama yok ya herhalde. Böyle mi daha iyi olacak? Emin değilim. Şimdi arkadaşlar bir de yani lethal aramak çok zor çünkü adamın 6 soul fragmentı var yani çekmesi o kadar absürt değil şu an adamın. Adamı destesi aslında 14 kart, 6 da soul fragmentı var yani. Abi nasıl ya? Gerçek mi ya bu işler? Nasıl ya? Allah Allah. Bizde de bir kombolar var abi evet. Kolay gelsin abi. Ya nasıl ya? İki lapidir. Oğlum kötü bir renk desesi gibi adamınkisi. Ha abi öldür öldür. Abi şaka mıdır bu kadar çok şans? Allah Allah. Gerçek yani böyle bir şans miktarı. Adam böyle bir şansla bu oyunu oynuyor şu an. Allah Allah. Yani bayağı enteresan ya. Bunu vurup 8 kalacak. Şimdi arkadaşlar düşünmemiz lazım. Circus Amalgam. Yapalım böyle. Yani çok çok enteresan arkadaşlar bu kadar çok şans bir insanın başına gelebilmek için. Biraz fazla yani. 2 Soul Shard Lapidary. 5-6 tane Soul Shard, Soul Fragment veren kart. İnan abi. Abi. Benden çaldığı spell demiş tam ne çalıştı?
Abi çok mantıklı olmadı ya. Tamam, biz bu adama 0-2 totem vereceğiz değil mi? Sola. Yok, yine sağa döndü. Ha, sağa döndüremiyorum. Bir dakika, onun ölmesi lazım. Sağa döndüremiyorum. Sola döndürmem lazım. Yok ya, oluyor değil mi? Bu yöne döndürürsem bu adama gidiyor, bu bana geliyor. Tamam, okey. Yani o zaman böyle ineceğim ben Salis. Nasıl olabiliyor ya böyle bir şey? Kabullenemiyorum arkadaşlar. Adama diye life vereceğim işin kötüsü. Allah Allah. Bunun Bloodlust çalışmasın diye neler oluyor ya? Grandmaster Kel'Thuzan. Ya abi, oyun bitmiştir, şu şansa bak artık. Adamın çaldığı yaratığa bak. Ha abi. Evet abi. Güzel. Öldürüyor muyuz? Öldürdük değil mi? Bloodlust. Bu artı bu Bloodlust. Bunu öldürüyor. 6 artı 10. 13, 16 lethal. Biraz daha fazla damage çıkardı ama arkadaşlar, şimdi hesaplamak, kafamı yormak istemiyorum. Doğru değil mi? 4 artı 5. 4 artı 1. 5. 6 artı 10. 16 lethal. Peki arkadaşlar, orada life'ı niye verdim adama? Şundan dolayı. Şimdi o sırada ilk atak edecek olan o. Ve destesinde bir sürü soul fragment olan da o. Onun için o sırada ben defanstayım. Ayrıca hem de Bloodlust olduğu için Armor Vendor beni zarar ettirmiyor. Yani Cultmaster Runic Carvings biraz enteresan yani. 8 damage dağıtıyorsunuz adamın yaratıklarına ve 4 kart çekiyorsunuz. Böyle bir şey var mı? Bak, 6 manaya 8 damage diyorsun ve 4 kart çektim. Yani 7 manaya sprint var mesela, 4 kart çektiriyor. Combo bayağı güçlü. Yani tabii 10 manaya combo ama. Yani onu, çünkü arkadaşlar Cultmaster sağ kalması pek kolay olan bir yaratık olmadığı için arkadaşlar, azimle bekledim onu kendim yaratıp, gördünüz işte. 8. tur overload olduk. 9. tur yine overload'luyduk. 10. tur açıldık. Combo yaptı, bitti. Silas çok iyi tabii, evet. FZT Yusuf, aferin. Dikkatli çocuksun. O ne be? O ne be? Bu ne be? Yani şeyden de gelmedi ha. First Day of School'dan gelse anlarım da. Pirate. Pirate. 2 mana 2 3 Pirate. Hop Pirate. Bay bay. Tatara Silas çok iyi zaten arkadaşlar. Yani düşün işte, 7 manaya mind control yapıyor işte adam. Az buz değil. Menacing Nimbus. Güzel taktik. Vallahi birkaç yere bayağı iyi gelmiş. Şimdi laf etmiyorum ama çok kötü geldi tabii. Kullanmayacağız büyük ihtimalle. Şimdi arkadaşlar Paladin sıkıntısı var değil mi? Evet, Paladin sıkıntısı var. Artı 2 artı 2 coinler. Sıkar yani. Dörde 3 rush. Tabii ki. Ne oldu? Acı kreplendik. Peki. Akreplenildi. Akreplenmek veya akreplenmemek, işte bütün mesele bu. Değer mi? Abi şaka mı yapıyorsun ya?
Tabii ki 5-10 olsa da kötü. 9 manaya 6-10 taunt var ve vasat bir kart. Adzıların... Ya arkadaşlar bak şunun bir hata olsa, şundan 4 vuracağım. Bir de bu vuracak öldürecek. Yok abi böyle bir şey. Vurmuyor bir falan. Nedir abi bu iş? Nedir yani bir atak olsa ya sıfır atak vermese olacak yani. Sıfır atak veriyor abi. Bufflarsa ne olacak onun elti? 5 kalacak. Of 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 of. Yani Stormstrike'da arkadaşlar Stormstrike'da 9 vurmak istemiyorum bu yaratığa. 5 adli yaratığa. 2 buradan, 3 buradan, 5, 4 de spell vuruyor. 9. 9 vurmak istemiyorum yani. Bir heal'la bakalım. Tabii ki. Bir daha. Olur. Şimdi Stormstrike sana merhaba diyecek. Daha iyisi mi var? Yok bir düşelim. Bir dakika. Çekin bakalım abi. Bayağı fena yapıyor yalnız ha. 2 mana Flamestrike fena değil tabi. 2 mana Flamestrike arkadaşlar spell damage'da. Adam basına sürekli tek yaratık kalması çok iyi olacak arkadaşlar. Kötü oluyor yani. Stormstrike atıp temizlemek istiyorum bir şeyleri. Raider. Ver abi. Raider. Şu da mahvetti ya. Bloodlust'a kaç damage var? 22 mi var? 22 var. 2, 4, 5, 20, 22. Demek Maelstrom Port'la oynadım diyor şair. Okey. Okey. Tabii ki de Consecration yemeden de olur mu hiç? Ya mahvetti arkadaşlar ya. Mahvetti kart beni. Yalnız Bloodlust 31 demiş şu an. Öyle bir olay var. Silas! Ah benim ballı çilek saylısım. 4, 7, 8 ediyor değil mi arkadaşlar? Damage ziyanla bile. 4, 4 de bu 8 evet. Tabii ki de ziyan etmeden de olur mu hiç? 4. 4. Evet, Bloodlust bekleme masası. Silas bekleme masası. Bu arada life olarak nasıl be? Aa niye gözle etti? Demek o. Niye salaklar hafta içi oyun oynayamıyorum? Aa Pamflinger geldi. Doğru Pamflinger'ımız var bizim. Değil mi? Pek kullanamadığımız. İlk oyun hata yaptığım Pamflinger'ımız var. Go. İyi ver lan. Mesela Ozluk demin elinde kazandım arkadaşlar. Çok iyi ama element lazım. Ne var ya bir tane. Elemental neyimiz var bizim? Biraz elemental var. Circus Amalgam var. Bir elemental. Primordial Studies'den bulabilirim elemental. Başka yok mu? Ya vardı sanki ama. Oo çok fena oldu. Başka elementli yok mu oğlum? Çalışma. Ha fire elementli var. Nasıl? Bir dakika. Adam 2-2-0 yapmaz dedi.
2-2 0 yapmaz dedi. Bir ben bir de bir daha yani. Veya 2'ye 1 body olarak mı oynadı? Yani her aygar çok aptalca tabi hepsi. Allah da fikir versin diyor. Wasn't me. Ama olsun, yanlış yani. Yanlış yani. Ölümüne yanlış, öyle söyleyeyim size. Bu da sersemce. Güzel. Güzel hareketler yapıyorsun. Sağlam bir abimiz kendisi. Çalışmasana. Oh, ben finger bedava oynuyorum kendimi vurabilerek. Vurabilerek. Vurarak. Vururuk. Rururuk. Rururuk. Niye arkadaşlar bu dandik hareketi yaptım? Çünkü adamın elinde weapon var ya. O weapon elden hızlı çıkamasın. Belki adam siniri bozulup kafamı falan vurur falan diye böyle yaptım. Gelecek dur. Elinde başka silah var çünkü. Biliyoruz elinde başka silah olduğunu. Güzel. Güzel. Şimdi burada arkadaşlar galiba 5-10'a 4'e 5 özelliksiz vakti geliyor. İki tane elemental var destemde, hiçbirinde değil. Onu da 3 artı 2 vurup öldürebiliyor ayrıca. O da bayağı dandik. Kaç el kalacak? 3. Diğer hareketler yeterince iyi gözükmüyor gözüme. Ve 5 mana yeti go. Oh. Bir tane Stoneforge X'in gücü arkadaşlar. Bir Stoneforge X. Bu kadar yapabildi yani kart. Yapacak bir şey yok. Revolve attı ya herif. Ne çok alıyorlar, ne çok oynuyorlar dandik. Ne kadar yanlış yerlerde atıyorlar. Anlaşılır iş değil. Ben hala Fire Elemental'ın buff'ındayım arkadaşlar. Her kartı gördüğümde şaşırıyorum yani. Gerçekten şamanın en iyi kartı filandır yani. Ve adam dedi ki bir dakika, biz ona bir 4 vurduk. Biliyorsun artık 4 vuracak Fire Elemental. Öyle indin onu hobi olarak. Anladım. Şimdi spell de atılmıyor tabi. Acılarımız ileri seviyeler değil mi arkadaşlar? Acılarımız 4, 7, 10 ediyor. Mecbur. Tabi Bloodlust buralarda yaraya tuz basıyor ya. Pardon. Revolve Wandmaker'dan değil mi? Ona bir şey demiyorum o zaman. Ama yine de bence attığı yer dandikti biraz. Adam Wandmaker almamış yani. Bu arada adam iniyor Ogre Mancer'ı, ben kan alıyorum. Alican selam. Peki. Bunu güzel yaptın. Ne yapıyorsun tam olarak? Show stopa. Şovu sona erdiriyoruz. Showstopper açıp öldürebiliyorum ama ne kadar işime yarar ki Showstopper açıp öldürmek. Arkadaşlar, overload edebilsem kendim ben aslında. Stormstrike'la temizliyorum ortamı. Böyle mi yapacağız? Biraz dandik olsa da. Üç.
4, Landslide 5, 4, Landslide 5, 6. Olmayacak tabi de. Bitirdi ya. Bir tane şey bitirdi. Stoneforge X. Biz de çeksek boğuşurduk da biz çekemedik ya. Oh. 10 bırakabiliyor ya. İşe bak. Bir de elde Bloodlust hala. İyi gidi Bloodlust. İşte arkadaşlar bundan dolayı ben Bloodlust'tan nefret ediyorum. Racketeer. Kapat. Effigy de aynı şey geçerli, evet. Of. Peki. Yeni expansion'a reward track sıfırlanacak, evet. Sistem derken bilgisayar mı? Sistem yazabilirsin. Direkt sistem yazabiliyorsun. O doping sub mı oldum? Bonjour. Aa, lan destede bu var anasını satayım. Kek. Aynen. Unuttum. Aa, bir Spike Ridge takacağım bir şeye. Spike Ridge değil. Spike Ridge değil, tak hadi. Akrep. O da olur. Maelstrom Portal var mıdır abicim? Portal, 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 portalın, was portalın, hadi ver, hop. Runic carvings. Bu mu iyi? Şunları bedava verebileyim diye. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Ya bir tane arkadaşa bak, orta karar bir şey gelmedi daha. Ne abi bu? Bedava ölüyorum ya. Dörde üç. Okey. Bu sefer kaçayım ben, bu hata yapmıyorum değil mi? Baya kötü tabi. El böyle olunca hareketler dandik oluyor. Carving güzel. Skystalker güzel. Devolving misal güzel. Silas yani güzel değildi ama şimdi güzelleşmeye başladı ufaktan. Ne tuhaf bir hareket. Güzel. Bir Spike Ridge Steel alırım abi. Ver bakalım. Gerçi Spike Ridge'e verecek boktan yaratığımız yok ha. Okay. Steel gelmedi. Peki. Hah. Tamam. Şimdi şuraya arkadaşlar. Bir helalinden. Gerek bile yok aslında. Rusteel Raider orayı çözüyor. Devolving Missiles mi yapsak diyecektim de. Ama Missiles de bayağı iyi sanki değil mi? Şimdi %100'e çıkartsam mı arkadaşlar? Garantiye alsam mı? Çünkü artık ben korkuyorum. Bahtsızlıktan. Ya da Missiles'ı hala tutsam mı ben? Tutabilir mi Devolving Missiles'ı hala?
Bunu mesela buraya binmem lazımdı. Bunu birebir yapıyor değil mi? Kesinlikle birebir özelliksiz hale getiriyor. Getirsin ya. Getirsin mi? Getirsin, getirsin. İneyim mi, ineyim mi? İneyim ya. Şimdi arkadaşlar adama verecek dandik yaratığımız var. Hem sağdan hem soldan. Tabii ki. Öyle kolay değil. Evet. Nimbus. Güzel. Bir tane daha konsek yiyip üzülmek istemiyorum. Acaba rush mı versem arkadaşlar? İki oğlu. Bir tane birebir öldürmeye çok dandik ya. Hepsi bayağı dandik hareketler yani. Tamam ben değer yüzüm alayım. Biraz açlık oldu ama arkadaşlar ne yapayım? Öndeyim diye böyle yaptım. Bir de tabii şey var arkadaşlar. Cult Master Tapdeği var. Yani bu var elde ya. Abi onu Tapdek etmeseydin bayağı iyiydi ha. Bunu bayağı iyiydi onu Tapdek etmesen mesela. Peki. Çalışacak en azından. Gel bakalım. Bu da 7 7'ye çıkacak biliyorsunuz. Bunu oynayabilirim 5-10 taunt ama 5-10 taunt çok avantajlı değil değil mi? Sanki 5-10 taunt o kadar avantajlı değil yani. Hero Power. Abi her tur yukarıdan benim yaratığım bedava öldürmeni sağlayan rush yaratığını taptak edeceksin yoksa başka bir şey yapacak mıyız? Her tur. Geldi. Evet. Şimdi arkadaşlar o kadar oyun bitirmiyor yalnız şu an. Değil mi? Çünkü ben sadece bir tane söndürebiliyorum. Combo geldi şu an. 10 manaya 4 kart çek ve hede hede yap var. Ama olmuyor işte o kadar. Bir consecration'a gidiyor hepsi. Bu da 3 manaya 4-4 olacak. Yani anlıyorsunuz 4-4 değil tabi de. Yapalım ya. Rush. Çek abi. Bunu da vereceğim tabi arkadaşlar kart çekmek için. Oyna abi. Yani arkadaşlar bir de bir tane yaratık görebilsem bitti oyun. 15'im bu arada. Face gelse yumurtacak yani. Belki de. Okey. Bone Chewer. Chew chew chew. Life verelim ama. 25 sana bak vurmalım çok nazimdir. Abi acaba dile dişe dokunur bir kart oynayacak mısın herhangi bir aşamada? Bir aşamada. Hiçbir şey yapmadı adam. Heh çok güzel. Consecration yok mu? Aa. 5'e 3 silah da iyi kırdı. Arcanite Reaper kırdı lan. Heh teşekkür ederim abi Allah razı olsun ya. Zahmet oldu tamam. Bakın şöyle adil bir değiş tokuş yapacağız seninle. Diyeceğim ki al sana birebir. Sağa döndüreceğiz. Bir sağa dönebilir miyiz abicim? Bir sağa döneceğiz. Ver bakalım. Aa güzel kart o. Tamam al. Hmm,
Ne rush varmış baba, ne rush varmış ya. Okey. Gel. Gel. Allah'ını seveyim. Abi bu ne? Ya. Kazanmıştım oyunu. Landslide oyunu kazanmıştım. Landslide ile oyunu kazanmıştım ben. Landslide oyunu kazanmıştım ben. Yok dedi adam, dur. Bütün oyunda beni kurtaran tek yaratığı yine vereyim dedi. Ha, inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey yani. Evet abi, kurtar bir daha. Çok iyisin. Evet abi, daha devam. Evet, evet, evet. Evet. Evet küçük akıl, yeneceğim seni şu an. Var mı ikinci süpürge? İki süpürge gelmedi mi abi? Vay be abi. Adam onu son anda öyle laf olsun diye attı ha. Aa dedi abi, ne gelmiş falan. Ne gelmiş? Bak ben şimdi sana geldiğini göstereyim. Bak bu geldi, gördün mü? Barakaşa Blablast'tan almıyor, aman unutmayın. Almıyor Blablast'tan. Art damage yok. Bunu bilmiyor değilsen. Keep. Türk düşmanı nereden çıkıyor? Nereden çıkartıyorsun bu? Kendi kendine bir şey uydurup konuşma ya. Türk düşmanı ne demek? Adamlar özü olarak bir şey etkini davet. Hiç öyle bir şey yok. Hayır. Yani sen Türk düşmanı diye tabii kendi bencil düşüncenle Türklere özel fiyatlandırma yapmıyorlar diye düşünüyorsun. O zaman yani dünya üzerinde özel fiyatlandırma yapmadıkları bütün insanlar düşmanlar. Bir tek Arjantin ve Rusya'yı mı seviyor Blizzard? Böyle saçma sapan konuşma ya. Atayım mı atmayayım mı? Atmayabiliriz de. Saklayabiliriz de. Saklayalım. Ne demek ya Türk düşmanı? Nereden çıkıyor? Yani bunlar ciddi suçlamalar. Bir şey göstereceksin arkasında. Ha çünkü chatte anlamayan insan vardı, inanır sana yok yere. Yani arkadaşlar ben de öyle ölümüne taraftar falan değilim de hiç öyle bir şey yok yani. Hatta özü olarak bakın dediğim gibi adamlar bizi bu büyük etkinliğe dahil etti yani. Biliyorsunuz büyük etkinlik vardı ya, paket maket verildi bir sürü. Şey abone hediye edildi. Biz 5 tane kod dağıttık filan. Hiç yok yani öyle bir şey kesinlikle. Ver bakalım. Draw. Ya o işte tamam oğlum. Yani o onun vereceği bir iş kararı, sen öyle bir şeyi force edemezsin yani. Sen gidip Migros'a ben çok operans çok seviyorum, çok operans bana indir dersen, Migros sana çok operans indirmezse Migros senin düşmanın olmuyor yani. Adam bir firma olarak böyle bir karar almamayı tercih ediyor. Ya zorunda değil. Belki yani adamlar için hacim küçük belki. Belki değil, belli ki hatta daha doğrusu. Hayvanların bağırma sesi geliyor mu size? Biraz zorlanıyorum şu an. Kadın mı geliyor bu? Evet. Kadını boğazlıyor mu? Ki çok güzel olur da. Maşallah ya. Ciddi alan olur şimdi. Feminikler bir şeyler yapar. Yok be, herhangi birisi herhangi birisini boğazlayabilir. Hiçbir şikayetim yok. Bu arada öyle bir şey yok. Adam çok fena bağırıyor sanırım kadın. Ben şaka mı acaba, birbirlerine yukarıda bir şeyler var, birbirine itiyorlar, kakıyorlar bilmiyorum. Demin de hayvan gibi ses yapıyorlar da. Güzel. Bir dakika. Ha bir dakika, şova son verebilme ihtimalimiz var. Şova son verme ihtimalimiz var arkadaşlar. Ama herif kessin onu bu tur çalıştırır anasını satayım bendeki bu şansla. Bir dakika, burada hareketler var ya.
Yapabiliyorum aslında. Ama çok böbreği bırakıyorum ve yani bu ton öldürmesi lazım adamın yaptığı hareketin işe yaraması için. Bence yapmamıza gerek yok o kadar. Yani şey yapabiliyorum arkadaşlar. Showstopper, Penflinger, Coin, Showstopper'a bir daha Penflinger öldü. Bu silence oluyor, bitiyor olay. Ama çok böbreği dalağa bırakıyoruz ortada. Heal, güzel. Müskat yapı oturma, evet. At var bizde. Bir fantazi bekliyoruz bakalım. Bir... Sen onu bir Spike Ridge Steed tak. Ben de bir Silas Taptek edeyim ve güzel bir hayat yaşıyorum seninle. Tabii şimdi artık Spike Ridge Steed takmak kolay kolay değil buna. Bunlar çok fena arkadaşlar ya. Hiç şeyden de anlamıyorlar mesela. Ana baba problem. Doğru düzgün ana babalık söz konusu değil. Bir de üzerine şey yani. Mesela koşuyor herif, tamam mı? Vuruyorsun kalorifere bir yere, bir şey yapıyorsun. Yani çocuk yani. Mesela en ufak bir kavrayış gerçekleşmiyor. Abi şimdi sen her koştuğunda ben kalorifere vuruyorum değil mi? Veya her koştuğunda olmasa 3 koştuğunda bir filan. Yani sen beni rahatsız ediyorsun demek bu davranışla. Bir dur anasın. Yok. Umurlarında değil yani. Peki birebir ton koydum. Bu kadar yani hacim. Kabul abi. Kabul abi. Şimdi arkadaşlar güzel. Bu bununla trade olacak herhalde değil mi? Nobel ödüllü. Olur. Nobel ödüllü olabilirsin. Nobel ödüllü olman benim için sakınca teşkil etmiyor. Okey. Bu da buraya vuruyor. Oluyor mu? Oldu. Yalnız biz de bizim totemi biraz bir eziyoruz. Bir totem ezme durumu söz konusu olacak. Olur, ezerim totemi. Totemimle sana bir ses. Bu rush'ını kaybediyor. Onun bir zararı yok bana. Buradan silence almak istediğim herhangi bir kart olur mu? Olmaz. Vay be. İşe yaradı lan. Şaşırtıcı. Şaşırtıcı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey düşünüyorum. Bayağı bir spell'im ve Penflinger'ım var. Ve destemde face damage da var. Yani acaba öldürebilir miyiz diyorum. Şimdi Spike Ridge Steed takabilir bu arada. Tabii çok iyi olmuyor eskisine göre ama yine de Spike Ridge Steed takabiliyor. Hata 1. Olur. Şimdi silence etseydik efsaneydi. Burada Showstopper. Efsane olur. Böyle düşünelim bakalım ne yapıyoruz. 3 damage face 10. Penflinger 9. Surata Frost Shock 8. Surata Penflinger 7. Coin A6. Runic Monic bir şeyler. Bir takım hareketler. Anladım peki. Çok iyi değil. Bunu açayım mı? 5'e 5'e olması biraz sıkıcı. 5'e 5'e 5'e. Bir Lightning Bolt ver bakayım nasıl veriyorsun. Kesinlikle olmaz. En kötü kartı verdi verebileceği. Revolve'dan bile kötü. Revolve kadar kötü herhalde. Zobijikwe. Loserlandınız. Buna herhalde. Yani bunu 4 malık bir yaratığa çevirip adama yardımcı olmaya gerek yok herhalde. Go. Evet biraz şey yaptım. Order lol oldu. Buna 2 vurabilirdim. Karar vermemiştim. Belki de yanlış oldu. Ama ölmesi lazım sanki. Ne var? Peki. 5'e 8 rush gelmese. Evet. Şimdi başlıyor arkadaşlar. Başar Coş oyunu kaybetme projesi başlıyor şu an. Okey abi. Yani kristolojiye çekti çünkü onu. Güzel abi. 7'sin. Tabii ki. Spell Damage de öldürüyor. Tabii ki. Böyle Maelstrom Portal'ı oraya geçmeyeyim diyor. Nazik adam. Peki. Galiba öldün abi bütün şanslara rağmen. Çok özür diliyorum ama. Affına sığınıyorum ama eşek şansına rağmen yine de öldüğün gibi görüyorum ben. 6'sın. Kristoloji.
Güzel kart. İyi kart koymuşsun desteğe. Polisi şikayet etmeyi çok düşündüm de. İşte hani komşuluk adabıdır bilmem nedir. Ama herhalde çocuk olunca olacak yani. Mesela bugün sabah çocuğun tepinmesiyle uyandım. Sonra böyle kısa tepindi, acımalıydı. Ben bir de öyle uyandım, çok geri uyuyabilen bir insan değilim. Çok ses yapmadı, ben de böyle biraz şeydim, hadi dedim ulan bir daha belki uyurum falan. Bir daha bir yattım, bir daha uyandırdı sonra. Mesela bir ara şey oluyordu arkadaşlar. Normal uyandım, hiç olmuyordu. Mesela iki hafta hiç normal uyanmadım, hayvanın tepinmesiyle uyandım. Bu artık çok çılgın seviyelerde yani. Bir diğer düşünün tabii, bizim yatak odası arkadaşlar, bu insanların yatak odasının altında. Yani biz küçükken anamızın babamızın o kadar çok girmezdik de yani. Ben nasıl her sabah onun tepinmesi uyanıyorum ya. Değil mi? Bilirsiniz ana babanın çok girilmez. Sizde nasıl bilmiyorum ama bizde öyleydi yani. Hani öyle öz olarak girme demezlerdi ama yani pek bir işin olmazdı. Senin kendi odan olurdu. Dışarı çıkardın filan falan. Evet, sıfırmanı atıyorum bir rob. Evet. Tehlikeli. Umuyorum değildir diyelim, başka bir yapılacak bir şey yok. Umuyorum değildir'den başka ama evet. Böyle bir havası var. Evet. Okey. Evet, sniper arkadaşlar. Okay. Şimdi tabii landslide yememek için trade ediyor arkadaşlar. Elimi de bakıyor ya. Arena'da bayağı kolay sniper etmek. Zor bir şey değil. Raporlamaya çalıştım fakat sağ olsun adam cevap vermedi hiç. Umursamadı. Raporlayacağım. Yiyecek beni. Yiyecek beni kendi kaşını. Çok da belli ediyor aptal. İlk iki seferinde çünkü o kadar belli etmemişti. Bekletmemişti falan. Maçtan sonra falan ek toksikliği yapmıştı. Bayağı da belli ediyor. Düşünelim ne yapacağımızı. Biliyorum. Bilmez olur muyum? Sniper edilen benim. Benden iyi kim bilecek? Benleyecekler canım. Yani bir cevap verirlerse eğer benleyecekler. Yani normalde şimdi bunlardan kaçmaya çalışıyorlar, tamam mı? Benlemek istemiyorlar pek ama. Şimdi bu adam kadar gözü sokan adamları tabii bir şey yapamıyor adam artık. Her tür sonuna kadar bekliyor. Emotlar ediyor, işte bilmem neyi suratıma tutuyor, elimi mükemmel counterlıyor.
Hayret, bu salak 7000 yapabilecek bir kapasiteye sahip değil de o da enteresan. Şakır şakır yanlış oynuyor çünkü bir de. Salağın teki bu yani. Hayatın ilk 7000'i mi canım? Daha önce 7000 almış mıydın? Bak bak ne güzel değil mi? Bakıyor diyor ki overload bitti. Yapamıyor. Tamam şimdi yapabilirim bunu diyor. O kadar kolay ki. Yani bayağı arkadaşlar hile yani çok zor yani yenmesi. Anlatabiliyor muyum? Çok zor. Aptal olduğu için yenebiliyoruz bu salağı da biz. Yine de yani zor. Yendi daha önce iki kere falan. Verdi. Tabii tabii çok net. Lawyer Ambrose. Selam teşekkür ederim sağ ol sabi için. Şöyle elime bakıyor baba. Şimdi landslide'ı ben tam atabiliyorken trade etti. Overload'um bitti bunu indi. Ya şimdi tüm oyun kontrolcük elinde varsa benim adam. Coca-Cola şeyi. Coca-Cola cızırtısı. Gazı. Ne o sterme. Geldi yine. Ne geldi? Aha geldi. Doymuyor. Evet. Yalnız yanlış oynadın aptal. Yanlış oynadın. Sen biraz aptalsın ya. Biraz değil bayağı aptalsın da neyse. Oğlum sen git. Yani kendi liginde insanlarısın. Yavrum bebeğim. Bu ne bunu verdin. Claw machine var. Claw machine varsa olabilir. Var mı Claw Machine? Vectus'un var. Peki. Peki. Bu sefer olmadı be yavrum. Yapamadın yani pek. Hala iyi kartta. Bir de arkadaşlar yani bir verim az daha iyiydi. Bir de tabii Lab Recruiter'la Defiance Ring Leader koymak da içeriye çok iyi değil arkadaşlar. Yani 7. tur 2 manaya 1, 2'ye 2, 1, 2'ye 1 o kare değil. 2'ye 2 ve 2'ye 1 oyunun 1. 2. 3. turlarında falan iyi ya. Veya 4. Hani 7. tur o kare iyi olmuyor. Dünkü Snipe bu aynen. Evet aynı insan. Yani göreceğiz ama evet o ona benziyor. Kusura bakma şampiyon Taptek var ya. İstersen report et beni. Adamı snipe ediyordum şey yaptı filan. Evet. Teknik olarak adamı en son tura kadar bekletmek yani turun en sonuna kadar beklemek hakkı. Doğru. Hata yok. Ama ve lakin benim mükemmel counter edip bunu yapmak adamın hakkı değil. Çünkü elime bakıyor yayından. Tamam mı? Hile yapıyor. Ve bekletiyor beni kötü niyetle. Yayına zarar vermek için yani bir çıkarı yok. Sıfır maya bekliyor adam. Emote ediyor. Suratıma okları falan çekiyor. Tuhaf. Bir düşünelim. Pamflinger'a herhalde gerek yok. Al bakalım. Buluç 7. Teşekkür ederim. Bak öbürü iyi oynuyordu bir de işin kötüsü. Öbürü iyi oynuyordu yani. Yoksa öbürü mü döndü acaba? Ama yok bu kötü oynuyor. Bu deminki. Dünküdür bu. Bir de bak arkadaşlar bu insanlar artık mega fantastik. Oğlum sen anlamadın galiba elimi. Sniper değil mi ya bu? Yo. Güzel yapıyor hareketini de.
Bize siper damage lazım şu an arkadaşlar. Bulabilirsek efsane olur. Bulamadık. Bulamadık. Hero Power deneyelim mi? Hero Power deneyeceğiz herhalde. Bir sub daha. Zappa Zupa. Teşekkür ederim. Sağ ol. Spell MC'si bitti kesinlikle. %100 bitiyor. Geldi. Teşekkür ederim. Bir dakika. Bir damage atlamayalım. Bir damage'dir diyelim. Tabii ki de bir damage vurmadan da olur mu hiç? Al bakalım. Şöyle 2 mana 4 damage. Okey. Gel bakalım. Oynayabilirsin. Şimdi arkadaşlar snipe olmayabilir yani çünkü ben verim aldım ama bir yandan da tabii hareket yapıyor bir yandan. Güzel onları karıştırdığın yol desene bak ne kadar verim aldım. Zekice hareketler. Yani değil mi şimdi arkadaşlar? Ulan salak. Elinde Lab Recruiter varken niye ilk tur bunu koyuyorsun? Beklet. Öldüm bu tur. Dün Priest'te çok fazla zaman çalabildi. Bugün olmadı. Ama yine de report edeceğim ben şimdi. Umut. Hype Train gelmiş. Teşekkür ederim Umut. Umut güzel şey attın ya. Nick'e bakacağım tabii ki. Oğlum sen önce oyunu öğrensen filan. Biraz daha yayını izlesen. Beklet. Yani Ring Leader'a bak arkadaşlar kaybettirdi oyunu Ring Leader'lar adamı oyunu. Yani ben de bekletmesini bilirim de. Sinir mi oldun? Aa. Aa demek elime bakarak hile yaparak yenebiliyor. Vay şaşırtıcı ha. Umutçum teşekkürler ya ben seni benliyim ya yok olmuyor. Düzgün konuşmasını öğrenirsin belki bir dahaki hesabını. Nedir abi bu ya? Beni eziyormuş aa. Ya ben herhangi birini snipe etsem ne olacağını hayal edebiliyor musunuz? Elinde bu varmış aa onu inmeyeyim falan. Yenmemeleri zaten kaba. 2-2 olması herifin bir rezalet yani. Bir düşünelim. Kötü oldu aslında biraz ama. Yani evet tabi 100-0 abartılı oldu ama anladınız yani. Ya ele bakmak ne demek ya? Yani mesela şu an düşünün atıyorum bizim Dino'dur, Jurak'tır, iyi oynayanlardan biri gelse, snipe etse ooo sabahlara kadar yenemezsin herifleri yani. Çok ciddi bir şeyle bakmak yani. İneyim. Ne tuhaf çektin ya. Ya adam kullandı yani snipe edip yenen vardı filan. Never was'ı filan diyor herhalde ama yok. Yani dil arkadaşlar önemli ya. Doğru düzgün kullanmak lazım yani. Rahatsız etti herif beni. Yani sanki başarılı bir şey yapıyormuş gibi anladın mı? Adamı övüyor yani. Ya abi. Snipe bu yani. En rüzgün alacağız arkadaşlar. Belki bunu çalıştırırız. Ama biraz sıkıntıdayız galiba şu an. Yalnız bunu deneyebilirim ha. Ama Lightning Bolt'a atmam lazım o zaman. Ne yapacağız? Yani arkadaşlar Cobalt Geomancer inersem eğer ve ölmezse gelecek tur Double Source Substitute oyunu kazanabiliriz. Ama ve lakin onun ölme ihtimali var. Ve eğer öyle yaparsam 3-2-2 komple böbreği dalağı bırakmam lazım burada. Yok Lightning Bolt çok kötü oluyor galiba. Anladım yaptım gerizekalı. Bunu silence ettim yok yere. Yani elim 100 tane 6 manlık kart olduğu için arkadaşlar overload çok eziyordu atamadım.
O fena oldu. Ben garanti oynamaya çalışacağım arkadaşlar. 6. tur Skystalker, 7. tur Cobalt Geomancer artı Sorcerer Substitute. Bayağı iyi bence. Umarım şey çıkartmaz. Initiation. Silas'da ne olsa value ya. Silas bayağı çılgın. İlk defa arkadaşlar ikinci kere alıyorum Silas'ı. Fakat ilk arında böyle bir şey olamamıştı. Bedava öldürür mü beni? Peki güzel. Pek güzel değil tabii de. Tamam daha da iyi. Allah razı olsun. Neyse arkadaşlar salaklığın bedelini ödemedim. Ama yaptı hareket yanlış değil bence de. Bu arada o hareket bizi ağlatabilirdi. İyi oldu. Hadi bakalım. Ruin dedik. Abi lütfen adamın yaratığını öldüreyim. Arkadaşlar böyle kaybetmekten çok sıkıldım. Dün yeni sniper geldi aynı sonuçta. Abi niye bu ataklar böyle oluyor ya? Abi yıpranıyorum ya, üzülüyorum. Yapma abi, kalbini kırıyorsun insan ya. Yıpratıyorsun, üzüyorsun ya. Olmaz abi böyle bir şey ya. Şu ölmüyor, bedavaya sağ kalıyor arkadaşlar. %50 sağ kalıyor, kalıyor abi. %50 sağ kalıyor abi, %50 diyor. Sağ kalır diyor, kal. Yani abi lüzum yok ki. 4'e 2 spell damage yaratık, %50 sağ kalıyor abi sağ. 3 manet tek taraflı Twisinator oldu lütfen. Twisinator olmadı. Twisinator hiçbir şey değil. Sadece benim tarafım öldü. Adamın yaratığı ölmedi. Twist nedir olsa çok iyi. 3 maya twist nedir olmasını ben istedim. Olmadı ama. Okey. Ufak bir kart farkı oldu. Güzel yani arkadaşlar. Şanslıysanız hayat güzel tabii. Okey bakalım. Şuradan belki Kalimos falan gelir. Ve de bunu açarken tek bir iyi kart oynamaması da önemli. Bir tane iyi kart oynamamız Arif. Hadi bakalım. Kalimos. Peki. Overload'lu kart oynayınca +1 filan falan. Al bakalım. Al bakalım. Okey. Elemas. Ya abi şuna bak ya. Sphere of Sapiens ya. Ya adam 5 mana 4 4 6 mana 3 4 çöp üstü çöp oynadı hayır. Pain tabii ki ama. Hayret pain değil. Peki. Burada arkadaşlar bizde oyunu kurtaracak tek şey var ama o da çift kart combo gerektiriyor tabii. Cult Master artı Runic Carvings gelirse kurtarabiliriz oyunu. Başka bir şey olmaz diye düşünüyorum. Mind Control yeriz herhalde. Silas'la bir şeyler yapacağız değil mi? Go. Yani arkadaşlar bu kadar zayıf kartlar oynayıp yüz binlerce dinayalla şansa çıkabilmek dışarıya. Pain, Ruin. Skeletal Dragon. Aa okey. Okey. Okey güzel kart alırım ben. Sağ ol. Hoşuma gitti. Güzel. İki dragon var. Ben de şimdi bir şey alacağım. Ben de birkaç bir şey alacağım şimdi. Ben de birkaç bir şey alacağım. Adama spell damage vermekte bir sakınca olacağını düşünmüyorum. Hayır buna vuracağız değil mi? Onu çalacağım çünkü. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ben nereye döndüreceğim? Sola döndüreceğim değil mi? Sola döndüreceğim ki bunu çalabileyim. Tabii sola döneceğim. Adama Pen Finger vereceğim.
Sağa döndürsem olur değil mi şimdi? Sağ. Güzel kart abi, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, beğendim. Beğendim, iyi kart. 4-9 Divan Shield her turn sonu bir dragon veriyor. Mantıklı. Alırım ben. Karşılığında 0-2 vererek. Kabul ediyorum bu alışveriş. Bu alışveriş benim tarafından kabul edilebilir. Deathwing oyna. Soul Mirror atsa olmaz. Soul Mirror oynasa da biz iyi durumdayız ama evet, Soul Mirror sıkar. Tabii ki. Tabii ki. Güzel Soul Mirror tabii. Okey. Abi bir mana bir şey daha yap. Bir şey daha. Bir death at bir de. Az oldu çünkü bu şans. Soul Mirror yedim ya. Discover Soul Mirror yedik. Tabii. Çok iyi death. Discovered. Güzel. Kesinlikle şansı falan değil adam. Mantıklı bu olan olarak. Okey. Tabii. Topsy Turvy de güzel kart. Onu iyi koymuşsun desteğe. Bakalım şimdi, yalnız burada böyle bir hareket var. Bizde de bir şey var abi. Overload abi. Bugün yalnız biraz yürüyağı konum var galiba. 5. Okey. Öl. Öl. Daha hareket yapsan rahat ol. Bu arada Topsy Turvy adamın destesinde var. O da önemli bir şey. Topsy Turvy Discover değil. Her şeyi Discover'da attı ama Topsy Turvy Discover değil. Topsy Turvy adamın destesine koymuş. Bu demiş güzel bir kart. Adam Topsy Turvy'yi desteğe almış. Topsy Turvy iyi olmuş. Yok adam fena. Şöyle fena, adam Topsy Turvy ve Sphere of Sapiens almış desteğe. O açıdan fena. Şu ana kadar yaptığı rakipler kötü değildi ama ayrıca üzerine Stegodon, yani çoktan ölmüş olması lazımdı da. Okey. Fire Elemental. Tabii ki. Çünkü en iyisi o. Çok güzel abi. Çok güzel abi. İyisin ya. İyisin, iyisin. Bayağı iyisin. Seni bu oyuna hakim gördüm ben. Enteresan ya arkadaşlar bu işler. Enteresan işler yani. Abi en iyi kart discover etmesine olurdu sanki. Olurdu yani bence. Ölemiyor ya. Adamın şansı izin vermiyor ölmesine. Bu arada her şey discover. Hiçbiri destesinde yok. Topsy Turvy destesinde ama güzel. İkinci rejde. Çok iyi abi. Ya adamın Skeletal Dragon'ını çalıyorum, Divan Shield'ı. İşe yaramıyor abi. Çünkü Soul Mirror buluyor adam. Discover'dan. Çok iyi abi. Sonra. Bir şey daha yap. Bakalım bir ne yapabiliyoruz. Öldürmeye de yakındık aslında ama. 2, 3, 12, 15 vurabiliyorduk. Düşünelim ne yapacağımızı. İnanılmaz ya. Okay. Yani arkadaşlar Bloodlust var ya hani, öldürmeye çalışıyorum bakalım. Bir de tabii arkadaşlar şimdi Serpent Shine Portal benim canımı sıkıyor biliyorsunuz. Overload'dan dolayı aradan çıksın dedim. Yani şimdi bu turn Deathwing oynamak istersem tabii canım sıkılacak da. Okey. Bak 1'e 8, 8'e 7. Mükemmelliğe bakın. Çok iyi abi. Spell out tabii.
1'e 8'i çalar mısın? 1'e 8'i bir çalacağım mı? Bir 1'e 8 çal. Aa, peki. Evet, 19'sun. Evet abi, çok iyi. Başka? Başka? Yeniyor muyum? Yeniyorum gibi galiba. Abi daha artık ya. Sen sniper falan mısın abi? Ne yapıyorsun ya bu kadar çaba? 19'sun peki abi. 2, 5, 6, 7. 2, 5, 6, 7. 19. Öyle değil mi? 3, 5, 6, 7, 19. Bu lethal değil mi tek başına? Tamam, o zaman böyle. Abi ne güzelsiniz ya siz. Nedir bu çaba yani? Bu ekstrem çaba. Evet, söylediğim combo geldi Allah'tan. O konuda şanslıydık. Cultmaster şey geldi. O bayağı kuvvetli combo arkadaşlar. Cultmaster, Runic Carvings. Yani bekle, işte mesela beklemezsiniz. Cultmaster nedir arkadaşlar? 10 üzerinden 5.5. Hadi bilemeniz 6'lık bir karttır değil mi? Bu arena mesela taşıyor. Yani işte böyle onun için arkadaşlar Destiny'nin skorunu öngörmeye çalışırken çok zor yani. Böyle çok yani benim gibi 15.000'in üzerinde arena galibiyeti olan bir insanı bile hissedemediğiniz tatlı sinerjiler oluyor mesela. Alınır mı? Şimdi arkadaşlar çok fazla bir spell burst'ümüz yok değil mi? Alınabilir değil mi ilk tur? Alalım. Oh yes. Bu herhalde en iyisi bizim için. Şimdi totem bir yaparsa baş. Eğer eksi ölecek bir şey oynarsa eks. Eğer 2'ye 3 oynarsa da baş yine. Ha tabi bu arada adamın ilk turu değil mi? Ay. 15.000 üzeri galibiyet derken demek istediğim şey şaşırtıcı bir şekilde 15.000 üzeri galibiyetten bahsediyorum. Ne var anlaşılmayacak anladım. 15.000 üzeri galibiyet vardı. Aynı senaryo değildi. Aynı senaryo olsa oynadım. Bir şeye saklıyordum galiba. Penflinger vardı galiba. Vastorm'un Dust Strike'ın Dagger. Peki. Burada bir arkadaşlar adamla çakallık seziyorum. Yapılacak bir şey yok. Al bakalım. Al bakalım. Önümde 750 milyon spell damage var. Azdan kum torbası gibi yiyor damage'ları. O bayağı tehlikeli aslında. Çalışmadı, güzel. Oo, Storm Strike. Adam çok duruyor arkadaşlar. Abi hiçbir şeye dokunmuyorsun. Niye şaşırdın o kadar? 4 tur boyunca hiçbir şey yapmadın lan. Bu arada landslide çalıştırabilirim. 6 vuruyor şu an landslide. Eğer atak edersem 8 vuruyor landslide. Bulmadan bir dakika kum torbası gibi damage yiyip ölüyor mu? Ya olamaz lan böyle bir şey. Çok tuhaf. Bir düşünelim ne yapabiliriz. 4, 6. Bu bayağı iyi değil mi? Cultmaster, Voltaic Burst. Yalnız mana kalmıyor. Yani arkadaşlar şey de çok aşırı iddialı olur gibi geldi ya. Böyle landslide atmak.
Landslide burada oyun bitiriyor şu an. 4, 6, 7 damage face var. Tidal Wave coming de Tidal Wave gelmeden öldürüyoruz şu an. Biz arkadaşlar şunu yapalım bana hızlı hareketlerle. Çok iyi değil ama yapacağım. Bakalım ne oluyor. Check abi. Check abi. Biraz verimsiz olduğu yanlış yaptığına bakmam lazım önce. Okay. Öldürüyorum artık. Yani Tidal Wave yok. Bir kere arkadaşlar böyle Tidal Wave, Mild Wave diyor. Adam dedi ki Lightning Bloom Tidal Wave dedi, öldürdü. Yapabildi değil mi adam? Evet. Full hepsini öldürdü. Yalnız Den dediği için kart çektim bak. Aklıma gelmez benim bu. Peki. Adam üzerinde Den yazdığı için kart çekmeyi başardı herif. Kart çekmeyi başardım ben herif olarak. Peki. Surata 2 vuralım. 8'sin diyelim. Evet. Mükemmel. Heal gelmese. Okay. Öldürmek üzereyiz aslında arkadaşlar ama. Lethal var değil mi? Burada gelecek dur. 5'e 8'i oynuyorum. Landslide'ı atıyorum. Temizliyorum adamın önünü. 2 suratına varıyorum. 6'sın diyorum. Gelecek dur. 2, 3, 1. Lethal. Çok dandik ama lethal var yani. Yalnız şeye gerek yok aslında. Şimdi arkadaşlar soru şu. Bu kesin. Bu da kesin. Şimdi soru şu. Landslide var mı yok mu? Landslide atmamın avantajı arkadaşlar Tidal Wave counter'lıyorum. Ve şimdi life almak zorunda. Taunt ne yazık ki tutabiliyor işte. Acaba atalım ya çıksın arada. Püf. Peki. Ne kadar mantıklı abi. Güzel. Bu arada Showstopper Fire Elemental diye arkadaşlar adamı 6 bırakabiliyorum ama o tabii çok iyi değil. Ama Showstopper kötü değil kesinlikle. Bir bakalım mı? Üç manlık üç yaratadım, başka yaratılara dönüşecek. Yapılabilir gibi gözüküyor gözüme. Üç tonktan kurtuluyorum arkadaşlar. Kabul. Acaba artık ölsem diyorum ama. Üç taunt çıktı, bir de life aldı. Bir daha taunt. Clown. Tabii ki. Öldürdük. 1800 IQ hareketle öldürdük arkadaşlar. İnanılmaz bir şey değil mi? Öldürdük. Öldürüyoruz değil mi? Bir şey engel olmuyor. Yok, öldürdük. Golden Silas. Klas.
Ko. Selam canım sana da. Bu arada bayağı enteresanlar kazandık değil mi arkadaşlar? Şaşırtıcıydı yani. Hani o Destin ileri oyunda pili yok falan diyorduk. Yani oynuyor. Oynuyor. Ah Berkay selam hoş geldin. Berkay mıydı? Latelo. Güldürüyor muyum? Ha, bir tane de sen ye. Tamam olur. O güzel. Güzel. Elements guide me. Elemanlar. Hiç oynamıyorum. Belki bakarım güncellemeye ama sanmıyorum. Okay. Kendimizi divine'lasak mı? Kendimizi divine'leyebiliriz değil mi? İyi öldürüyor onu. Al abi. Al abi. Oh 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 oh. Very good. Very good. Very good. Well played tabi. Libra. Stoneforge X bu. Ağlatır adamı. Yalnız 22 manası satayım. Bra 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 bra. Eyvah. Fantaziler aksın. Vuracağım mı? Onu rush mı vereceğim? Ne yapacağım? Ha, peki. Tek o rush. Peki. Peki. Aslında bunu güzel counterlayabiliyoruz değil mi böyle vurarak? 3'e 1 kalıyorum masada. Buna yesem de olur aslında. Değil mi? Buna yemek o kadar kötü değil. Çünkü zaten bir atak. Bu yani arkadaşlar şöyle. Şimdi buna %100 yiyebiliyorum ama buna yemek de kabul. Çünkü bu zaten bu turdan sonra 1'e 5 kalacak. 1'e 5 kalacağım 1'e 2 kalsın. Bu 3'e 4 kalsın. O daha iyi olur. Dolayısıyla %50'ye şey yapalım. Getirelim. Kafa atalım. Elements. Buna. Aferin. Elimizde de bayağı dandik kartlar var ama işte arkadaşlar tabii şey çok fena. Neydi adı? Silence çok fena. Adam bir tane oyun bozan bir şey inerse. Güzel. Zavras. Bedava öldürüyorum. Kabul abi. Bedava öldürmeyi severim ben. Oo bir dakika. Oo oğlum bugün şans var ha. Vallahi yani artık bu ne abi? Ah spell damage gelsin değil mi? Baktım spell damage veren silah var. Elements. İyice şımarayım mı? Healing totem? Tabii ki well played. Tabii ki. Al bakalım. 24-19. İn abi 5'e 7'ye. 5'e 7 taunt. Bir daha gelir filan. O ne öyle? Artı 1 artı 5 o zaman. Herhalde. Çünkü öldün yoksa. Tabii ki de ölmeden de olur mu işte dedi adam. Bir düşünelim ne yapacağımızı. O iğrenç yaratıkları öldürsem öldürmesem mi? Birini mi öldürsem? Şimdi birini öldürmek de bir absürt ha. Hiç öldürmesem? Şimdi arkadaşlar ikisini birden öldürebiliyorum tabii ama biraz dediğim gibi böbrek dalak falan bırakılıyor. Sevmiyorum o işi ben. Ah. O kadar herhalde gerek yok ya. Al. Al. Bakalım. 4, 7, 8, 9. Var mı Hydran? Hydran. Biliyorum başıma geleceği. Ama sen başına geleceği bilmiyorsun. Alayım abi. Güzel karton. Alayım abi Hydra'yı. Anasını satayım. Hemen Hydra'yı veriyor 7. tur. Hemen veriyor Hydra'yı. Aman abi geciktirme Hydra'nı. Tabii ki de Hydra'sız da olur mu hiç anasını satayım. Bir dakika ne yapmam lazım? Bunu ineceğim. Böyle dönmesi lazım değil mi? Şöyle. Veya bu ikisini temizleyip
sağa döndürebiliriz. Olur, o olur. Olur abi, vur. Olur abi, vur. Şimdi sağa döndürürsem Hydra'yı ben mi alıyorum? Evet, adam bire bir veriyorum. Sağa. Okay. Hata yapacağım diye korkuyorum arkadaşlar. Dur dur, sakin ol şampiyon. Sakin. Sağa döndü minyonlar. Aaa, Hydra'm benim oldu. Okey. Hadi bakalım. Tyrion Forging filan. Swipe atabilir. Swipe atarsa ne oluyor? 4, 10, 13 öldüremiyorum. Yo, öldürüyorum swipe atarsa. Öldük ama ne atarsa öldürüyorum gibi geldi bana. Bye bye. Ha, swipe atamıyorsun, manası yok. Tabii ki. Okey. Okey. Şöyle abi. Elimize verdiler, elimize. Ver play tabii ki. Diyor ama yani yanlış olduğu gerçeğini değiştirmiyor yöresi olarak don diyor olmalarını. Olmaları yani. Ona bakarsan priest'e price da diyorlar, weapon'a weapon da diyorlar, damage'a damage da diyorlar. Hepsi yanlış yani. Short man. 12 yapsak iyi olur. Mutlu olurum. Şikayetim olmaz. Bayağı bir olduydu çünkü açıkçası. Deste de bayağı meme değil mi? İyi mesela, anasını satayım. Earth shock. Bak, earth shock. Earth, örtüyorsun. Ve şok ediyorsun. Yoksa bu mu? Yani 12 damage de fena değil ya arkadaşlar. Bilmiyorum, zor bir karar biraz. Korrupt olunca silah oluyor ya bu, biliyorsunuz. Earth Shock. Lightning Bolt. Google'a TDK'den niye don yazıyorum direkt TDK'den yazmak varken? Okey. Abimizin destesi sağlam gibi gözüküyor. Çeksek mi bir kart? Çok iyi olmuyor ama korap tutuyoruz. Deneyelim. Şimdi bu kadar önemli demek ne demek anlamadım. Iron Man olmasam ölmüyorum hayır. Bu kadar önemli değil benim için hala. Huh. Güzel. Şunu arkadaşlar bütün gün yedikten sonra ilk defa yapmak bana kısmet oluyor. Çok uzun zaman sonra çok mutluyum şu an. Bedava öldüm. Yani arkadaşlar 12 damage First Steel'dan hazır şu an. Adam zaten 24. Tabi yalnız elde çok kartla oturuyor. Orası sıkıntılı. Hey Refik, hoş geldin ya. Peki. Yani çok ideal olmayan bir holin ama gördüğünüz gibi. Peki. Arkadaşlar acaba adama böyle hani agro, rahatsızlık filan. Landslide çalmış olabilir bizden. Çalsın. Ne güzel. Peki. Çok iyi. Yani şimdi arkadaşlar destemizde biraz direct damage var, o iyi. Elimizde 12'lik silah var, o da bayağı iyi. Ama adam biraz damage yiydi. Heh, tabii ki. Şimdi show başlıyor. Hadi bakalım. Bir düşünelim. Abi bu ne çift Wondmaker falan?
Cheat Wondmaker pek olmadı ya. Şimdi arkadaşlar bir an evvel silah oynamak istiyorum. Çünkü öbür silahları çekme ihtimalim var ama bilmiyorum ya, zorladı biraz. İki oyun o filan. Sert oldu. Oh. Yani hayır, bir yandan AOL yemese, yani rankteki priest listesinden bir fark yok ya da listesinin. 10x Magescribe ucuz spell, 2 Wondmaker, AOL'ler, yani rank gibi, biraz kötüsü rankli işte. Çok iyi abi, desteğe bak. Yani o ikinci oynama bayağı bir yıprattı. İlk oynamada adam canı sıkıldı ama ikinci oynamada biz yorulduk. Vur abi. Shadow World Death atacak tabii. Evet. Bir tane daha death çıkarmasan iyi olur herhalde. Biraz iddialı bence. Tabii sağ olsun Wondmaker. Abi ne mana kar edildi be. Peki. Bence biraz hatalıydı mı yaptı hareket. Yani ben biraz face gitmeye çalışıyorum çünkü. Spell damage bulsak. Spell damage bulsak. Bulduk mu? Güzel. Freeze'in bir mümkünatı var mı? Yok değil mi, freeze etmemize mümkünatı? Var. Glacial Shard var. Yok mu? Sanki vardı tamam. Frost Shock var. Arkadaşlar Frost Shock olsa bu adamın kafasına 5 damage olarak vuracaktı şimdi Frost Shock. Uyum biter daha. Silah inmem lazım artık. Artık inmesi lazım bu silahın ya. Apoteozu takmaması lazım. Apoteozu takmazsa yenebiliriz bence. Renew biraz ibretlik de şimdi arkadaşlar. Renew'dan tabi adamın elinde başka life gain olması da o kadar absürt olmaz ne yazık ki. Yani 3'e 3 yarata. Çünkü ben biraz agro yaptım yani. Değil mi? Adamın biraz şeydi yani. Okey. Apoteozu yok en azından. O güzel. Şimdi burada arkadaşlar büyük tonk büyük tonk sökmez bize. Eğer Silas Tapdaker, yani her an galibiyet olasılığı var artık bizim için. Okey. Silas Tapdaker Lethal var mı? Var. Fire Element Tapdaker Lethal var mı? Var. Öldü değil mi adam? Hayır, yok. Yok. Nope, yok. Divine Shield Tom yediğinde. Şimdi bir güzel haber yansıtabı arkadaşlar. Adamın şeyi yok dediğim gibi. Üç overload'um var. Fileman oynanabiliyor. Yenmem lazım artık. Tabii bir şeyler çıkabilir. Mind Control pek yaramıyor. Hiç yaramıyor. Mind Control öldürüyorum. Yani şu güzel arkadaşlar, benim şu an önümdeki silah artı Fire Elemental'ım Lethal. Ve 4 yaratım 4'ün de ölmesi lazım. Ve adamın elinde apoteozis yok.
Wondermaker'dan eğer Earthshock gelseydi yenmiş biz bu adamı. Lightning Bolt tabii çok kötü oldu. Bir damage diye attım yani kartı. Bakalım. Yani 12 yapsam güzel olur bence bu desteyle. Nazlı'nın destesi çok iyiymiş. Demek bizim deste çok iyiymiş abi. Hayal ettiniz mi hiç bu destenin çok iyi olduğunu? Çok iyiymiş mesela. Ama arkadaşlar Random Elemental bu da efsane oldu ya. Zaten vuruyor deste. 12 damage. Adam silinip gitti mi? Çok daha reklamış uzlar evet. Çok daha reklamış uzlar. Bayağı çok daha reklamış uzlar arkadaşlar. Yani çok tamamlıyoruz üstüne. Renew evet değil mi? Renew'dan sonra ben dedim ki ulan apatiyoz çıkabilir dedim yani. Çıkmadı. Arkadaşlar ilk hunter açtı önümüzü. İlk hunter 5 yani ve arkadaşlar hatırlıyorsanız ilk oyun ben artık o kadar acı çektim ki abi dedim deste çok kötü herhalde. Ne kadar acı çektim lan? 12-1. Ve adam milyonlarca misplay yaptı. Ya o herif olmasa belki de gittiydik. 310 gold mu? Ve 1 golden common.